Bu akşam Doktor Stres tekrar gündem oluşturacak. Çünkü burada yalnızca 5 sendikacı arkadaşımız değil, sahne arkasında 25'e yakın işçi arkadaşımız var ve sizler varsınız, telefonla katılıyorsunuz. Evet, Türkiye'de işçi olmak, Türkiye'de emekçi olmak diyoruz. Nedir Türkiye'de emekçi olmak? Evet Türkiye, telefonların başına geçiyoruz. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Bu aslında sizleri bu kadar geç hatırlamayacaktık ama Türkiye'nin gündemini o kadar böyle oluşturduğunuz ve o kadar ilginç bir yere geldi ki artık Türkiye'de emekçi olmanın bütün boyutlarıyla tartışabilir. Nedir yani şu anda kamu çalışanlarının durumu? İsterseniz çok kısa bir değerlendirme alalım sizden. Kamu çalışanları biliyorsunuz 7 yıldır sendikal mücadele veriyorlar. Sendikalarını kurdular. Toplu sözleşme ve grev haklarını kullanmak istiyorlar. Ancak bunları kullanmak isterken bir sürü engelle karşılaşıyorlar. İşte baskılar görüyorlar, sürgünlerle karşı karşıya kalıyorlar. Gözaltılar oluyor eylemlerde, coplanmalar oluyor. Bir sürü olumsuzluk yaşanırken kamu çalışanları cephesinde, bir tarafta da örgütlenme haklarını elde etmek isteyen kamu çalışanları açlıkla, sefaletle, yoksullukla mücadele ediyorlar. Son dönemde bir sürü şey tartışılıyor. İşte memurlara zamlar veriliyor. Ya da işte tırnak içerisinde memur, bugün kamu çalışanı diyoruz, siz de düzelttiniz. Memurlara %50 zam vereceğiz diyorlar. Ya da işte işçiler çok uzun zamandan beri eylem yapıyorlar. İşçilerle memurları karşı karşıya getirmek için işçilere ücret artışı verirsek benim memurlarım ne olacak diyebiliyorlar. Kesinlikle. Evet. Bunları biraz sonra girelim isterseniz. Tabii buna bir sonra girelim ama evet. İşçiyle polis, işçiyle memur, işçiyle sendikacı, yani genelde bütün bu emekçi kitleler karşı karşıya. Ama sonuç olarak kamu çalışanı demek bugün açlıkla karşı karşıya kalan, yoksulluk sınırına gelen, çocuklarına ekmek götüremeyen, örgütlenme haklarını kullanmak isterken alanlarda coplanan ve gerçekten artık 80 Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde saygın olan memur kimliğini atan, giderek yoksullaşarak bugün hiçbir saygınlığı kalmayan, çünkü çocuğun ekmek götüremeyen bir kişinin saygınlığını düşünebiliyor musunuz? Bu noktaya gelen, getirilen bir konuda kamu çalışanları. Evet. 33 gün geçti yol işin grevinden. 34 oldu. 34. Kaç gün sürecek? Valla grevin ne zaman biteceğini tahmin etmek oldukça güç. Hükümet özellikle Sayın Tansu Çiller işçilere ücret ödememe noktasında çok kararlı gibi gözüküyor. Evet. Onun ötesinde de işçilerin yapmış olduğu bu grevi, sanki işçiler çok isteyerek greve çıkmış gibi, devleti sarsmak amacıyla grevi başlatmış gibi. Ülkeyi bölüyorlar. Ülkeyi bölüp parçalatmak, ekonomisini iyice çökertmek gibi bir mantığın içerisindelermiş. İzlenimi vermeye çalışıyor. Ama gerçek tabii ki böyle değil. Biz Türk iş olarak dünyada görülmemiş bir ücret talebiyle çıktık. Bugün hükümetin karşısına. Dünyanın hiçbir yerinde %100'lerin üzerinde enflasyonun var olduğu bir atmosferde işçilerin öyle %20 rakamlarında bir ücret talep ettiği görülmemiş ve duyulmamıştır. Yani bu bizim tabii ki işçilerin bu anlayış içerisinde meseleye sadece ekonomik bakmadıklarını ama kazanılmış haklarını kaybetmemenin direnci içerisinde olduklarını anlatmak ve vurgulamak lazım. Hanımefendi bunu anlamak istemiyor bana göre. Yani sadece ücretle kilitlemek, işte kamuoyuna da demin de söylediğimiz gibi bu işçiler çok kötü düşünüyorlar. Çok, evet. Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar. İşte biraz önce Vicdan Hanım'ın da bahsettiği gibi memurlarla işçileri, kamu çalışanlarla işçileri. Bazı hatta basın organları da yardım ediyor buna. Tabii basın organları çok ciddi yardım içerisindeler. Onun gerekçelerini burada fazla tartışmaya gerek yok. Ama işçiler 8 aydır, 9 aydır bir oyalanma içindeler. Yıllardır oyalanıyorlar. Tabii yani bakın greve çıkışımızın esas nedenini burada açmak istiyorum ben, eğer izin verirseniz. Kamu çalışan işçiler 7 ay, 8 aydan beri, hatta 10 aydan beri, yani 1 Ocak'tan itibaren devam eden sözleşmeler var. Bugüne kadar muhatap bulamadılar ciddi anlamda. Taleplerini tartışacak bir muhatap bulamadılar. 9 ayın sonunda kendi koydukları yasalarla bize diyorlar ki grev kararı aldıktan
60 gün içerisinde grev uygulamasını yapmak zorundasınız dediler. Eğer biz bu 60 gün içerisinde grev uygulamasını uygulamaya koymazsak yetkimiz düşecek. Yarın işçiler toplu sözleşme pazarlığında geri çekilmek zorunda kalacaklardı. Şimdi o anlamda yani kamuoyunun bunu çok iyi bilmesi lazım. Hükümet bilinçli ve kasıtlı bir mantıkla işçileri greve sürüklemiştir. Kendisi greve Mustafa Yağcı, Hava İş Genel Başkanısınız. Eski genel başkanınız da 8. madde nedeniyle hapiste. Türkiye sanıyorum bu demokratikleşme sürecine geçmedi ve burada işçi sorunları da çok ciddi bir şekilde sanıyorum CHP'nin de içinde bulunduğu koalisyon çok sarsak oldu, buralara geldik. Siz ilk özelleştirme saldırılarına uğrayan bir sendikasınız ve nereye gidiyor? Türkiye'de işçi olmak nedir? Çok kısa rica edeyim, ondan sonra devam. Şimdi sizin yaptığınız genel değerlendirme gerçekten çok doğru. Biz hava iş olarak ülkemizde sermayenin, daha doğrusu uluslararası sermayenin uzantısı anlamında gelen politikaların, o yeni dünya düzeni politikaların ilk pratiğini yaşayan sendikalardan biriyiz. Dediğiniz gibi hava iş ilk kamuda sözleşme dönemine girdiğinde bugün gelinen noktada 700 bin kamu işçisinin yaşadığı sorunları daha önce yaşadı. Bunları bütün olanca ağırlığıyla yaşadık biz. Bu grev sırasında her şeyden önce genel başkanımız düşüncelerini ifade ettiğinden dolayı grev devam eden bir iş yerinde bizlerden koparıldı. Evet. Yani saldırının boyutu o kadar büyük ki sermayenin genel bir politikası artık yavaş yavaş ülkemiz üzerine oturmaya başlıyor. Bu politika 2000'li yıllarda örgütsüz ve suskun bir toplum, suskun bir Türkiye yaratma politikası. Bir de sanıyorum emekçiler susarsa öteki kesimler zaten otomatik olarak susacak. Yani evet. Emekçileri susturmak şimdi gerekiyor. Ülkemize baktığımızda örgütlü kesimler çok az. Bunun yanında 6 milyon SSK kayıtlı işçi olmasına rağmen 2 milyona yakın sendikalı işçi var. Şimdi hedef bu 2 milyon sendikalı örgütlü işçiyi de yok etmek. Politikalar bu yönde gelişiyor. Biz bunu yaşadık. Ben kısaca şöyle tanımlıyorum. Yani Türkiye'de işçi olmak gerçekten geleceklerini, çocukların yarını, yarınları konusunda güvensizliği iliklerine kadar hissetmek gibi bir şey yani işçi olmak şu anda. Evet, güvensiz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Asenel, siz disk uzmanısınız. Biraz uzaklardasınız, ben şöyle geliyorum. Ve örgütlenme sorunlarını yaşayan bir Türkiye'de yaşıyoruz galiba, değil mi? Yani evet. Hala işçiler örgütlenme. Sanıyorum sürekli birileri darbe yaptığı için de bu örgütlenmeler hep, yani ciddi şekilde işçi hareketleri Türkiye'de önlendi. İşçiler çok uzun süreler susturuldu. Hatta bugün ben araştırmaları okuyordum. 7 yıl gibi bir süre, yani dedim ki nasıl susmuşuz? Nasıl, ben küçüktüm gerçi ama nasıl susmuş bir Türkiye bu kadar? Çok uzun bir süre, bir daha susmayacak inşallah. Vallahi 7 yıldan daha uzun bir süredir aslında Türkiye suskun bırakılmış vaziyette. Bugün baktığımız zaman sadece darbelerle bağlantılı bir kesimlerin ötesinde bir örgütsüzlük ve suskunluk söz konusu. Bugün Türkiye'de işçi olmak hakikaten örgütsüz olmak demek. Çünkü Türkiye'deki sendikalı olan, işte resmi kayıtlara göre 2,5 küsur milyon olan, aslında çok daha altında olan bu örgütlü işçinin dışında çok daha büyük bir kayıt dışı ekonomide çalışan ve bırakın sendikalı ve örgütlü olmayı, sigortalı olamayan işçiler var. Yani bu insanlar sigorta kayıtlarında falan gözükmüyorlar. Ve Halit Narin diyor ki Türkiye'deki milli gelir 2000 dolar değil, 6000 dolar. Çünkü kayıt dışı ekonomi, resmi ekonominin 3 katı büyüklüğünde. Basit bir benzetme yaparsak demek ki Türkiye'deki resmi kayıtlardaki işçinin 3 katı kayıt dışı ekonomide işçi var. Ve bunlar tamamıyla örgütsüz vaziyette olan işçiler. Onun için Türkiye'de işçi olmanın birinci özelliği bence örgütsüz olmak. İkinci özelliği her an işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olmak. Üçüncü özelliği bence büyük bir stres altında olmak. Çünkü her an işten atılma tehlikesinde olan bir insanın stres altında yaşaması söz konusu. Dördüncü bir özelliği politikacılar, özellikle de hükümet yöneticileri tarafından her an bölücülükle suçlanılmak, esnaf düşmanlığıyla suçlanılmak, memur düşmanlığıyla suçlanılmak, kriz doğurmakla suçlanılmak. Bir başka özelliği de belki bütün bunlardan sonra medyada sesini ancak gece yarısından sonra duyurabiliyor. Ama gece yarısı da olsa en azından başladık diyorum. Bunun için size teşekkür ederiz tabii. Aslında. Mustafa Bey, size geldik. Öz gıda işte. İkinoğlu Şube Başkanısınız. Ne oluyor Türkiye'de işçilere ve ne olacak? Valla dünyada genel olarak bir değişimin sürecini yaşıyoruz. Henüz bu süreç daha tamamlanmadı.
Buna bağlı bir düzensizlik yaşanıyor. Sendikalar gibi yerleşik kurumların yerleşik kurallarıyla çalışan pek çok kurum, devlet, parti, sendika, hatta aile, bunların yerleşik kuralları, gelenekleri oldukça sarsılıyor. Yani bizim için özel bir şey soracak olursak, ekonominin, ticaretinin kuralları uluslararası şekilde değişti, daha da değişecek. Üretimin kuralları, koşulları değişti. Buna bağlı olarak da sendikalar, geçtiğimiz yüzyılın gelenekleriyle, politikalarıyla yoluna devam eden sendikal örgütler hayli zorlanıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle. Örneğin devlet eliyle kalkınma, devletin ekonomide ağırlığı olan temel ekonomik görüşler yerini artık piyasa ekonomisi dediğimiz, piyasa güçlerinin kendi rekabetiyle güçlenebileceği ekonomik kurallara devrediyorlar. Şimdi bu durum karşısında örneğin bizde kitlerde örgütlenen sendikalar, ki bu Batı Avrupa'da da görebiliyoruz. Orada da kitlerdeki devlet kuruluşları, sendikaların yıllardan beri birikmiş yapıları, birikmiş kuralları, birikmiş durumları yeni ekonomik şartlar karşısında oldukça zayıflıyor. Evet. Bu da bizim bir üye kaybımıza neden oluyor. İşte özelleştirmeden, teknolojiden kaynaklanan nedenlerle. İkincisi, yeni örgütlenme alanları bulamıyoruz. Çünkü örgütlü sendikal yapılara karşı genel bir sanki şey var. Yani bütün örgütlü yapılara karşı genel bir saldırıdan söz edebiliriz. Yani örgüt deyince mesela örgüt kötü bir kelime. Evet. Yani bir gizli ve şey yani böyle... Derli toplu davranmayı atabiliye eden bir karşı şeyler kesinlikle, var. Kesinlikle. Var. Şimdi bu durum karşısında bence sendikalar bu süreci iyi analiz edemediler. Yani biraz bizim sıkıntımız oradan da kaynaklı. Biraz tembellik yaptık da dersek olur. İkincisi, örgütlü yapımızı ulusal sınırların dışına pek taşıramadık. Yani ticaret, ekonomi, sermaye, uluslararası örgütlüğünde bizden çok daha önemli mesafeler aldı. İşçi kapitalizmi uyamadı mı? Bizim emeğin mücadelesi evrensel boyutlarda sermayenin temposunu yakalayamadı. Anladım. Yani biz uluslararası alanda bugün emek örgütleri, genel emek mücadelelerinde bu konuda çok büyük açıklar veriyorlar, çok büyük zaaflara düşüyorlar. O açıdan bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar da bence durumu tekrar ele almanın, tekrar kendimizi bir öz eleştiriden geçerek yenileyebilmenin, tartışabilmenin bir altyapısı. O zaman bu akşam başlayalım. Evet, bir adım atmak lazım yani. İyi peki. Olur. Sizin bu programınız belki genel olarak böyle bir soruna işaret eder. Evet, en azından bir başlanma noktası olacak. Efendim tabii emekçi programı yapınca emekçileri çağırmamak mümkün değil. Yani biz genelde şimdi başka programlar olsa herhalde patronları falan çağırırız. Biz halkı konuşturuyoruz, emekçileri konuşturuyoruz. Yaşayan insanları, katkıda bulunan insanları, üreten insanları ve sesini duyuramayan insanları konuşturuyoruz. İşçi kardeşlerin geliyor. Buyurun. Buradasınız. Sizi biraz ayakta tutacağız ama yıllardır Türkiye'yi ayakta tutuyorsunuz. Çok insan davet ettik. Gücünüzü en azından, yani nicelik az, çok önemli değil belki ama en azından sayı olarak fazla olduğunuzu göstermek istiyorum. Evet, mikrofon sorunumuz her zaman olacak. Çok fazla emekçi arkadaşlarımıza mikrofon tutulmadı zaten. Bir mikrofonumuz var, o mikrofonla konuşabiliriz. İsterseniz ilk konuşmak isteyen buyursun, hoş geldiniz hepiniz. Konuşmak isteyen varsa konuşsun, buyurun. Mikrofon elinizdeyken, evet. Çok teşekkür ederim efendim. Star Televizyonu'na ve siz çalışanlara bize bu programı hazırladığınız için arkadaşlarım adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben Hacı Demirel, Karayolları 17 Bölge Müdürlüğü çalışanlarından, ayrıca iş yeri temsilcisiyim. Grev çadırındaki arkadaşlarımın yanından geliyorum. Onların sesini getirdim buraya. 10 aydır bizim bağlanmayan bu toplu iş sözleşmemiz maalesef sizin de bildiğiniz gibi bugüne kadar gelmiştir. Biz alanlarda sesimizi duyuramadık. Duymadılar bizi. Şimdi kamuoyuna sesleniyorum. Bizi o duymayan insanlar kamuoyunu aracılığıyla bizim sesimizi duysunlar. Halka yanlış imaj veriyorlar. Birazcık bizim çok para aldığımızı
Evet. Söylüyorlar. Oysa bunlara kendiler de inanmıyor. Hı. Bizim halkımız duyarlıdır. Bizim halkımız kimi ne kadar maaş aldığını, bir milletvekilinin ne kadar maaş aldığını, hı, bir işçinin ne kadar maaş aldığını, keza bir memurun ne kadar maaş aldığını çok iyi biliyorlar. Şimdi bunlar bunun yanında bizleri memur arkadaşlarımızla da karşı karşıya getirmek istiyorlar. Evet. Bunun altını çizerim, bu çok yanlış bir şey. Hı hı. Bizim sorunlarımız burada, 10 aydır evet, halledilemedi. Burada tüm Belsen'den de bir arkadaş var, isterseniz onlara da söz verebiliriz. Bugün de evet, edilmek istenmiyor. Hı hı. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Sayın Ecevit bizim bu konumuza sahip çıktı. Ve belli bir yere kadar bunu götürdü. Şu anda buradan Deniz Baykal'a da seslenmek istiyorum. Bizim bu sorunumuza sahip çıkmazlarsa bir avuç tabanı kaldı. Aha. Sayın Deniz Baykal bu bir avuç tabanını da kaybedecek. Evet. Aslında baktığınız zaman ben bir araştırma yaptım. İşçi profili üstüne bir araştırma yapılmış. %36,5 merkez sağ eğilimli. Halbuki mesela işçiler her zaman daha sol eğilimliydi Türkiye'de. Artık galiba sol partiler işçi desteğini kaybetti. Köylüyü zaten kaybetmişlerdi. Kim solcu o Türkiye'de kaldı bilmiyorum. Evet, evet, biz de onu merak ediyoruz. Kimin solcu olduğunu, kimin sağcı olduğunu. Burada bir noktayı daha dile getirmek istiyorum. Şimdi burada işçi memuru ayırdım yaparken bir de şunu söylüyorlar. Bunu arkadaşlarımız özellikle istiyorlar. Bu sesimi duyurmak istiyorum. Efendim bir iş yerinde çalışan şoför şu kadar maaş alıyor, artı müdür bu kadar maaş alıyor. Evet. Bunu hiçbir kimse demedi ki. Arkadaş düşünmedi bugüne kadar. Yani bir memurun veyahut da bir işçinin, bir şoförün mal varlığına bakalım. Ondan sonra bir müdürün mal varlığına bakalım. Evet. Ben mal varlığımı müdürlerle bölüşmek istiyorum. Müdürlerin de mal varlığını ortaya koymak suretiyle. Teşekkür ederim. Evet. Tamam, hanımefendi verin. Buyurun. Öncelikle ben de programı hazırlayan arkadaşlarıma, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 10 aydır kamuda çalışan işçi arkadaşlarımızın bağışlanamayan toplu sözleşme görüşmeleri yine bir aymazlık içerisinde, bir vurdum duymazlık içerisinde devam etmekte. Ben kamuda çalışan bir kamu emekçisiyim. Geçmişteki tabiriyle devlet memuru, ama biz o kimliği söküp attık, parçaladık. Bugün kamu çalışanı olarak kendimizi ifade etmemizin en büyük gerekçelerinden bir tanesi şu: çalışanlar ve üretenler arasındaki bir takım suni ayrımların, suni dengesizce oluşturulan, bizim dışımızda oluşturulan bir takım kimliklerin artık parçalanması gerektiğine inandığımız için. Bu nedenle yeniden diyoruz ki biz üretenler ve yaşamı var edenler, tüm emekçiler olarak buradan tekrar sesleniyoruz ve bağışlanamayan toplu sözleşmelerle birlikte kamu emekçileri olarak, esnafla birlikte diğer toplumun tüm muhalefet kesimlerini birleştirerek, hı hı, işçi arkadaşlarımızın yanında olacağımızı tekrar buradan duyurmak istiyorum. Aynı zamanda şöyle bir sorun var. Yani ben şuna inanmıyorum. Kamu çalışanları da şunu çok iyi biliyorlar ki diğer devlet kesimlerinin, diğer çalışan kesimlerinin çok iyi bildiği gibi işçi arkadaşlarımız çok fazla ücret almıyor ve çok fazla ücret istemiyor. Bu çok biz, önemli, evet. Biz çalışanlar olarak, işçiler, memurlar, küçük esnaf, küçük üretici, çiftçi, öğrenci, ev kadını, tüm toplumu var eden tüm kesimler olarak şunu söylüyoruz. Tekrar buradan söylemek istiyoruz. Biz çalışanlar olarak, yaşamı var edenler olarak sözümüzü söylemek istiyoruz. Evet. Yaşama dair sözümüz var. Bu sözümüzü söylemek istiyoruz. Burada siyasette olsun, emeğin paylaşımında olsun, üretimin paylaşımında olsun, üretime nasıl katılıyorsak, hı hı, bunun dağılımında da söz, yetki ve karar sahibi olmak, hı hı, istiyoruz diyoruz. Ve işçi arkadaşlarımızın sürekli yanında değiliz. Evet. Onlarla birlikteyiz zaten. Evet. Kendimizi onlardan ayrı tutmuyoruz. Evet. Biraz önce arkadaşım bir şey ifade etti. Biraz artık daha kısa son, alabilirsek şu son elbette, tekrar. Elbette, evet. Son cümlemi söylüyorum. Var olan sol partilerin tabanı kaymıştır dediniz siz. Evet. Sayın Saban, şunu söylemek istiyorum. İşçinin güveneceği sol parti kalmadı bu ülkede, maalesef kalmadı. Çünkü var olan sol partilerin merkez sağ partilerden hiçbir farkı yok. Yani, hı hı, artık çalışanların, üretenlerin, emekçilerin kendi politikasını yapacağı
partileri kendisinin yaratması, yaşamı nasıl var ediyorsa onu da kendisinin yaratmasının günü gelmiştir, geçmektedir. Toplu saldırıya karşı topluca birleşip topluca muhalefet etmemiz gerekiyor diyorum. Ben buraya ortaya bir soru yapmam. Yani işçilere zam verilirse Türkiye batacak mı? Yani isteyen herhangi birisi yani Türk ekonomisine baktığımız zaman Türkiye batacak mı yani bu zamlarla? Çünkü ortada öyle bir imaj var. Yani biz bunu kaldıramayız deniyor. Buyurun. Baktığımız zaman aslında 96 yılının bütçe hesaplamalarına baktığımız zaman bunun inanılmaz bir martaval olduğu çok affedersiniz ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'nin bütçesinde 2 küsur katrilyonluk bir hesaplama var. Bunun 1/7'si yanlış aklımda kalmadıysa rakam iç borç ödemeleri, dış borç ödemeleri yani faize ve ranta gidiyor. Kalan tüm personel giderleri devlet bütçesi de aşağı yukarı 700 trilyon civarında bir rakam. Kaldı ki şu anda tabii bütçenin detay rakamlarını bilmiyoruz, açıklanmadı ama bunun içerisinde çok muhtemelen askeriye, polis gibi bazı şeylerin yani Güneydoğu'da süre gelen olaylar için kullanılan personelin, olağanüstü hal bölgesindeki personelin maaşları falan da dahil. Hı hı. Katlamalı maaşları. Şimdi burada bütün bu bütçenin içerisinde %100 arttırsanız rantiye ödediğiniz paranın miktarına yetişemiyorsunuz. Evet. Bir diğer nokta var izninizle. O noktada şu, rantiye verdiğiniz paradan vergi almıyorsunuz. Devlet çıkartıyor i̇şte yasayla diyor önemli, ki tabii. Kardeşim ben senden vergi almıyorum. Devlet tahvilinden para kazanırsan bundan vergi almıyorum. Ama işçiye, çalışana 1 lira verirsem 50 kuruşunu geri alıyorum. Bu insanlar vergi ödeyeniz. Yani hepimiz biliyoruz ki %100. Çünkü ben artık insanlarla konuştuğumda emin olamıyorum. Yani bu vergi konusunda ama biliyorum ki hepiniz vergileri ödediniz. Hatta belki de ödeyen ki az insanlardan birisiniz. Evet. Şöyle bir durum var. Yani arkadaşlarımız yaklaşık 10 aydır toplu sözleşme sürecinde zaten eski maaşlarıyla çalışıyorlar. Fakat Eylül ayında enflasyona baktığımızda bir aylık enflasyon %8 çıkıyor. Yani bugün kıyasladığımızda birçok ülkede yıllık enflasyon %1-2'lerde dolaşırken ülkemizde böyle bir enflasyon oluşması gerçekten çalışanların, emekçilerin bütçeye getirdiği yükle hiç alakası olmadığını zaten ortaya koyuyor. Devam edelim de biz sokakta bir soru sorduk. Yani işçiler yarın iş bırakmaya karar verseler ne olur gibi bir soru sorduk. İsterseniz sözünüzü bitirin, onu izletelim. Yani sizin söylediğinize çok yakın. Çünkü herkes kendi kabuğunda. Onun bir kanıtı bu ama siz devam edin. Tamam. İzleyelim sonra. İzleyelim peki, o zaman izleyelim. Yeni hükümet işçilere %200 zam yapmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne diyeyim, şaşırdım birdenbire. Çok zor. Ya olmaz. Olamaz. İnanmak mümkün değil. Çünkü onlar işçilere zam vermek için elinden ne geldiyse yaptılar. Bugün mümkün değil, inanamam. Geç kalmış bir olay bu. Ama yine de az buluyorum. Doğru olduğuna inanmıyorum. Palavra, palavra. Doğru mu? Az, yine de az, eğer doğruysa bile. Bence çok yapmışlar. Hiçbir konuda inanmıyorum, yalan söylüyorlar. Bu pahalıya göre pek önemli bir zam değildir. Bir şey düşünmüyorum şu an. Hadi selam bir. Vallahi iyi veriyor. Atıyorsunuz galiba. Kim yapmış ki? Hükümet. Hükümet yapmaz hiçbir zaman. Gerçekten yapmıyor. Yok, yapmaz. Vallahi biz bu konuda bugün Trabzonspor maçını düşünüyoruz yani. Şu anda onu düşünecek vaktimiz yok hanımefendi. Yeni hükümet işçilere hiç zam yapmıyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Tansu Çiller bana göre hata yaptı o konuda. İşçilerin gönlünü alması lazımdı bu güven oylaması yapılmadan önce. İşçileri, memurları düşünmek gerekiyor. Hükümetin her zamanki hali zaten. İşçi, esnaf, benim köylüm. Hep bugüne kadar bu duruma geldik. Görüyorsunuz dalgın dalgın yürüyoruz işte. Evet, bu bir soruydu. Gittik sokakta şeyi sorduk. Hükümet %200 zam kararı aldı bugün. Ne düşünüyorsunuz dedik ve insanların tepkilerini izledik. Bir de %0 ya ne düşünüyorsunuz? Aşağı yukarı yani gözlemimiz ya insanlara olabilir diyor. Hiçbir şekilde onları etkilemiyor. Ancak işçiyseler o ilgilendiriyor onları. Aynı şekilde şimdi demin izlememiz gereken şeyi de izleyelim. İşçiler yarın Türkiye'de iş bıraksalar ne olur diye sorduk. Onu izleyelim. İşçiler yarın Türkiye'de iş durdurma kararı almış. Bu size yansıyacak mı? Vallahi ne bileyim ki. İş için mi? Yansıyor, yansımaz. Bilmiyorum. Bize yansıyacak elbette ki. Hepimizi etkiliyor pahalılık. Ne bileyim, biz de çıkıyoruz bir şeyler yapmaya. Elimiz bomboş dönüyoruz. Abla şimdi belediye geliyor. Ben şimdi şey yapamam yani. Belediye geldiği zaman kaçamam. Valla bence yansımalı. Hepimizi ilgilendiren bir konu çünkü.
Ya bence beraberce protesto etmeliyiz. Yansımayacak herhalde, biz öğrenciyiz. Haklılar seni. Haklılar kendini. İşini durdurma kararında işçilere. Haklılar muhakkak. Aldıkları ücret çok düşük. İstediklerini vermeleri lazım. Tabii ki yansır ya. İşçiler bıraktın mı yansır tabii. İşçiler para alamayınca nasıl verecek? Nasıl alacak bu iş? Size yansıyacak. Tabii para olmayınca nasıl kestan alacak? Mesela başka bir şey alacak. Burada gene kitlelerin birbirinden ne kadar uzak olduğunu, yani işçiler, yani hepiniz iş bıraksanız, yok ben öğrenciyim diyor, bana yansımaz diyor. Yani ne kadar güçlü bir kitle olduğunuzu hala anlatamadınız arkadaşlar. Hep bu türküler girerdi ve işçiler hep türkü söylerdi. Artık şarkı söylemiyorlar, türkü söylemiyor. En azından biz duymuyoruz. Sizi böyle ayakta tuttuk çünkü ayaktasınız. Gücümüzü bence yakarak değil, güzel bir türküyle kanıtlayalım. Hep beraber bir türküyle abi bitirelim. Mitinglerde türkülerde söylüyoruz. Cerritepe şehrinde diye mitinglerimiz var. Hangi türküyle? Hadi başlıyoruz. Yeditepe. Biz de bilmiyoruz. Evet, başlıyoruz. Hadi Yeditepe. Yeditepe bir şehirde yürüyoruz bu yolları. Yeditepe bir şehirde yürüyoruz bu yolları. Yollar aşılmaz diyenler gelsin gözüm işçileri. Yollar aşılmaz diyenler gelsin gözüm işçileri. Ne anadan ne babadan korkuyoruz yok patronlardan. Ne anadan ne babadan korkumuz yok patronlardan. Hesap sor.